Koronadan değil, geçim sıkıntısından öleceğiz. Şu anda maske takmıyorum gördüğünüz gibi. Korona gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ülkemizde sağlık açısından gayet güzel gidişat var ama insanların biraz bilinçsiz davranmaları bunu çok etkiliyor. Özellikle çarşıya baktığımızda çoğu kişi maskesiz. Yani arkanızda derseniz 10 tane maskesiz adam var mesela. Bunlar bilinçsiz hareketler ama sağlık alanından doktorlarımız, yönetim falan gayet güzel yönettiğini düşünüyorum ülke olarak. Vallahi dalgalı bir iniyor bir çıkıyor, televizyonlara bakıyoruz. Fix gidiyor. Günlük 15, 16, 14 vefatımız oluyor işte. Ama gidişat biraz sıkıntılı gibi geliyor. Çünkü biz esnaftık mesela. Arefe'de falan çok yoğunduk. Ya millet biraz ya takmıyor ya korkmuyor. Bir de ilk baştaki gibi şey yok, korku yok koronadan dolayı millette. Çünkü niye? Sağlık sistemimizde yani baş edebiliyor. Çünkü giren adam çıkıyor geri 14 gün sonra. Koronayım diyor, giriyor, sağlıklı olarak çıkıyor. İlk başlarda biz şey gibi zannediyorduk bunu. Kaptığı zaman öldürüyor diye zannediyorduk biz. Ama şimdi o yok. Korku bitti yani. Millet o korku bittiği için de çok rahat. Kötü. Halk uymuyor. Sokağa çıkan herkes var zaten ki zaten çıkmak zorunda da herkes çalışıyor. Ben de çalışıyorum diğer insanlar gibi. Kurallara ne kadar uysak da kimse birbirinden şu an olduğumuz gibi uzak kalamaz. O yüzden mecburen herkes yan yana olmak zorunda. Tedavisi bulunursa atlatılır. Vallahi korona gidişatını değerlendirmeme gerek yok. Koronadan değil, geçim sıkıntısından öleceğiz. Şu ana kadar halkımızın göstermiş olduğu davranış oldukça iyi. Tedbirleri uyuyor. Biraz da tedbir alınabilir aslında. Hani çarşıda bayağı bir kalabalık mevcut. Otobüslerde sürekli kalabalık ortamlar oluyor. Millet biraz da rahat davranıyor gibi. Koronayla devletin yaptığı işlemler aslında dünya gündemine baktığımız zaman gerçekten yapılması gereken her şeyi yapıyor. Ama halk olarak bizler bu yapılan işlemlerde kendimize yani üstümüze düşen hiçbir şeyi yapmıyoruz. Başta ben şu anda maske takmıyorum gördüğünüz gibi. durum bu. Korona gidişatı yani fazla önemsendi. Bundan dolayı dünyanın ekonomisi çöktü. Yani fabrikalar kapandı o kadar. Zaten yaşlı bir insan normal zatürre olduğunda dahi ölüm riski çok yüksek oluyor. Bu ta ki zatürrenin bir tık üstü olduğundan dolayı zaten ölümler oluyor. Zaten çocuklar taşıyıcı oluyor genellikle. Bence Türkiye'miz şu anda Avrupa içerisinde en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Daha bir hafta oldu geleli. Mesela Hollanda'da sadece toplu taşımalarda, metroda, buralarda maske takılıyor ama Türkiye her türlü, her şekilde önlemini almış bir durumda. Yani onlarla kıyaslayacak olursak çok iyi bir durumda Türkiye. Vallahi şu an hiçbir şekilde değerlendirmiyorum çünkü herkes sokakta yani. Yani hastalık bitmeden millet sokağa çıkarttılar. Bu birincisi. Hastalığın bitmesi lazım. Bu da ikincisi yani. İlk önce bitmeden, ilacı bulunmadan milleti sokağa saldılar. İnsanlar hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. Mesafe yok. Yani daha kötü olacağız diye düşünüyorum ben. Herkes dikkat ederse hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Bence çok kötü gidiyor. İnsanlarımız duyarsız. Maske takmayan insanımız çok. Sokağa çıkmayasa da gelmeli bence. Ama siz de takmıyorsunuz şu an mesela. Biz iş icabı bunaldığımızdan dolayı. 18 yaşında hepsi o gençler çıkarıyor. 18 yaşında. Allah için de 18 yaşındakiler gençler çıkarıyor. Şimdi bulaşıyorlar, kızlarına bulaşıyorlar. Gençler parkta, orada, burada pislik getiriyor. Milleti içine katlıyorlar. Allah için yani. Ektiyalarda yok. Bizim mesela benim yaşım 54 yaşındayım. Ama ben sigaramı içeceğim, şimdi orayı kapatacağım. Bitti benim görevim. Ama 18 yaşında altındaki parkta ne de pislik varsa oralar geziyor, bulaşıyor, milleti içine katıyorlar. Doğru mu İsmet abi Allah için? Ne olacak? Ne olacak? Yine yasa gelecek, yine biz kapalıda kalacak. Ne olacak? Evde, nerede? Sizce sokağa çıkma yasağı yeniden getirilmeli mi? Şimdi bir yandan getirilmesini isterim ama bir yandan da şimdi insanların çalışmaya ihtiyacı var. Yani para olmadan eve ekmek girmiyor sonuçta. Eğer işçilere özenli bir şekilde çalışma ortamı uygulayabilirlerse, onların sokağa çıkmasına izin verirlerse normal çocuklar falan için getirilmesi gayet iyi olur.
bence. İstemiyoruz çünkü çok zor durumda kalıyoruz yani. Yani çok aşırı bir destek buluyoruz mu devletten? Çok bulamıyoruz açıkçası. Bize yetmiyor. Çünkü kiralarımız çok fazla, giderlerimiz çok fazla, ev giderleri çok fazla. Yani bir yandan istiyoruz, bir yandan istemiyoruz esnaf olarak. Yani normal memur için hiçbir sıkıntı yok. Çünkü memur maaşını alıyor. Herhangi bir kesintisi yok. Ama bizler çok sıkıntı çekiyoruz yani. Niye? Çok aşırı kiralarımız var, giderlerimiz var. Yani yasak olduğu zaman da işte bir sıkıntı. Yasak olmayınca sağlık açısından sıkıntı çekiyoruz. Yine arada kaldık açıkçası. Esnaf olarak konuşuyorum ben şu an ama iyi olacak inşallah. Dua ediyoruz yani. Başka çaremiz yok. Gelse bile aradan bir ay geçtikten sonra yine tekrardan aynı olacak. O yüzden gelmesinde herhangi bir anlam yok bence. Sokağa çıkma yasağı getirilmeli ama diğer ülkelere oranla bizim ülke züğürt olduğu için biraz zor yani sokağa çıkma yasağı yaparlar. İnsanlar aç yani. Öyle değil mi? Evde kalmak için evde yeme içme olması gerekir. Evde yemek yoksa evde nasıl kalınacak? Virüsten değil dediğim gibi açlıktan öleceğiz. Getirilmemeli bence. Hani getirilse de yine salgın devam ediyor aynı şekilde. Şu an bitmiş değil yani salgın. Kesinlikle getirilmemeli. Birincisi zaten koronadan sıkıntı yaşamazsak yani bu sefer ekonomiden dolayı daha büyük sıkıntı yaşarız biz. Sokağa çıkma veya çıkmamayla alakalı. Yani çıkmasan da bunun tecrübesini yaşadık biz öncesinde. Baktık ki yani değişen de pek bir şey olmuyor. Yani insanlar bunu eve kapatıp kapamakla değil de biraz daha işte temizliğine, mesafe kurallarına buna dikkat ederek bu şekilde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gelmeli, bayramda da devam etmeliydi. Bence hiç bitmemeliydi yani. En azından bitene kadar. Yani sokağa çıkma yasağı normalde getirilmemeli ama özel, çok toplu olan bir bayram gibi şeylerde getirilmesi aslında koronayı önlemek açısından daha iyi olacaktır. Bence de getirilmeli çünkü yani hastalık ilk önce bir bitmesi lazım. Bunu getirilmesi için de tabii devletimiz öyle bir gücü olmadığı için getirilmeyecek yani. O kesin. İnsanlar dikkat etmediği sürece sokağa çıkma yasağı yani yine çıkıyorlar yine çıkıyorlar. İnsanlar da önemli olan. O zihniyetimizi değiştirmemiz lazım ki dikkat etmemiz lazım. Ne kadar yasak koyarlarsa koysunlar yine çıkıyorlar yine çıkıyorlar yani. Biz de çıktık yani. Girmesek de topluma dikkat etmeye çalışıyoruz ama bilmiyorum ne olacak. Neye gidiyor? Daha kötüye gidiyoruz herhalde büyük bir ihtimal. Ne kadar sokağa çıkma yasağı getirse de getirsin, insanlar dikkat etmediği sürece hiçbir şey olmaz. Ben inanmıyorum. Sevinirim. Ben sevinirim gerçekten. Çünkü hak ediyorlar. Çünkü hak ediyorlar. Okullar da açılsın. Ben bunu herkese söylüyorum. 50 tane çocuk bizim mahallede akşam gece tam 1'e kadar oynuyorlar. Çünkü çocuklar rahat durmuyoruz sokakta. 50 tane çocuk oynuyorlar. Hani hastalık varsa da hani hiçbiri ölmedi. Onun için şeyleri bir çek yok yani. Yasa gelsin. Yasa gelirse daha iyi olur. İyi olur. Millet zaten kudurmuş millet. Millet hak ediyor yani. Bizim millet hak ediyor. Kudurmuşlar.